Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vətinimiz Şərq Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en mühim haberlerini huzurunla usulümüz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Amerika yeni bir türküm Xitay əməldarlarını cəzalaydıqallıqını elan kıldı. Amerika kişilik hukuk depsendikiliki bilen ayıplengen 13 şahıs ve uğrunu cezalaydıqallıqını elan kılgan bulup, bunun içi de Tibet'nin sabık yukur derecelik əməldari Kompartiya sekretarı bilen CX idarısının başlıqı ve Xitay'nın iki nöper deniz okyan belikçilik işleri əməldarı mübarikken. Amerika avazının haberde bildirilişe Amerika 9. dekabr xalqara kişilik hukuku dəxli təarruz kılgan Xitay puhraları ve uğrullarını öz içik alğan 13 uğrun ve şahıske ceza yürgüzüdüğallıqını ilan kılgan. Xabarda qeyd qilinishicha jazo tizimligiga kirgizilganlar ichida Rossiya Markaziy saylov komiteti ve İran amaldorlari bor bo'lib, bularning hammasi asosan qonunsiz beliq tutish ve kişilik huquq tafsandichiligi sababli jazolangan. Amerika Maliya ministerligining bildirishicha Xitoy puhrosi Li Jinyu ve Chu Shenrong ve ular bilan munosabatlik 10 organ jazo tizimligiga kirgizilgan. Ular Nasdaq qurgan Pingtan dengiz okean sanoat cheklik shirkati PMA qatorliklar bo'lib, Chu Shenrong Nasdaq'nın kurguçisi ve reisi iken. Amerika Maliya Ministerliği 2021 yılı Nasdaq karmakadaki Fujian ülkesi Pingtan naisigi caylaşkan okyan belikçilik kuruhi çeklik şirketi Xitay'nın deniz mahsulatları ihtiyacını kamdaş üçün hizmet kılıp Xitay'dan 19 milyon dolar tolukluma alğalıqını tilga alğan. Amerika Maliya Ministerliği'nin bildirişçe mezkur şirketinin paraxotları kişilik hukukunu iğir depsende kılgan hem de Hindonoziya ve Ekvador'daki kanunsuz, tertipsiz belik tutuş bilen şugullanğandan başka kanunsuz faaliyetlerine katnaşkan. İstanbul'da Şarkı Türkistan hakkıda söhbet yığını ötküzüldü. 10. dekabr Dünya Kişilik Hukuk Günü münasibeti bilen İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'de Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılık ve hak hukukunu izdeş temisi de söhbet ve akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Yığınğı Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, İHA İnsani Yardım Vakfı Reisi Bülent Yıldırım'dan başka Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Köyüzüş Cemiyeti, Xalqara Panahlanğıcılar Hakları Cemiyeti, İHA İnsani ve İctimai Tetkikat Merkezi Qatarlıq Teşkilatlarının rehberleri ve vekilleri, akademikler şundaklı yerlik ve Uyghurlardan bulup köpsendi kişi katnaştı. Söhbet yığını başlaştığın burun, akbarat ilan kılış yığını ötküzülgen bulup, İHA İnsani Yerde Mekbe Reisi Bülent Yıldırım, Xalqara Panahlanğıcılar Hakları Cemiyeti Reisi Adukat Abdullah Resul Demir, Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Köyüzüş Cemiyeti Başka Tipi Abdülahad Udun Qatarlıqlar ayrım ayrım halde bayanat ilan kıldı. Arkadan söhbet yığını başlanıp, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da sadır kılıvatkan cinayetlerinin tekşürülüşü, Xalqara kanunga xilaflık kılış kılmışlarını Xalqara kanun dairesi de bir taraf kılış ve Türkiye'de yaşaydıgan Uyghurlar düşkelgen kıyınçılıklarını kündertipke keltiriş ve Şarkı Türkistan meselesige hal kılış çaresi tepiş qatarlıq mezmunlar ayrım ayrım temi şekilde oturgu koyuldu. Xitay mayunni tuluk yokattı mı? Xitay Komünistik Partiyasının qattıq cezasıga uçurgan deyken gayip bolgan mayunnin tuyuqsız Yaponiyada payda bolishi diqqat qozgıdı. Ve o Xitay'a qaytamdı yok degen sualga qızıqçılar köpeydi. Hürriyet gazetinin bugünkü haberde bildirilişçe növette mayun özü başçılık kılıp kelibatkan şirket ve organlardan istifa berişke başlığan. Alibaba'nın kurguçısı mayun Xitay'da özü kurgan soğudu grupisi Jejang İgilik Tikiliguçiler Guruhi'nin baş liderliğinden istifa bergen bulup, şirket çarşamba günü bayanat ilan kılıp milyarder mayunnin hazır bu guruhnin maslahatçılık vazifesi de ikkenligini bildirgen. Mayun'nun rehberlikideki mezkur guruh təsiri küçülük baylarını öz içik alğan bulup, Xitay içi sırtıda muhim alaqısı bar bir türküm igilik tikligucilerinin makani idi. O vesipi ödegen mezgilde Jejang guruhinin yıl ahirdeki yığılışlarda daim nutukları bilen katnaşatdi. İgilinişçe o Xitay'da bolalmağaçka bu yıl ötküzülgen paaliyetke katnaşmağan. Xitay reisi Xi Jinping Mayun'ni hükümetini tənqit kılgallıqı üçün qattıq cazalığan idi. Mayun 2020 yılı Şanghay'da Xitay'nın iqtisad sistemesine ayıplab nutuk sözlügendin buyan, arka-arkadan zor kıyınçılıkı duş geldi ve şirketlerge iğir ceza berildi. Neticede Xitay reisi Xi Jinping Mayun'nun çümülük ruhinin 37 milyar dolarlık pay çekini Xalqı iç hareketine emelden kaldırışkı buyruk çüşürdü ve şirketine inçki tekşürüşünü talep kıldı.
Bu ekval mayunni öz içige algan başka texniki şirketleri ve karxanacılarga mı iğir besim elip geldi. Xitayning besimiga berdashlik berilmagan mayun 2019-yili Alibaba mudiriyatidan istifa bergandan keyin 55 yoshda rasmiy pensiyaga chiqdi. Xitoy kompartiyasining kuchlik besimiga berdashlik berilmagan mayunning vatandan ayrilganligi va bir mazgil kishilarga ko'rinmaganligi ma'lum edi. Mayun yaqinda Yaponiyada paydo bo'lgan bo'lib, yaqinlarining so'ziga qaraganda u navbatda vaqtini Kindai universiteti beliqchilik tadqiqot o'rnida beliqchilik texnikasining qanday ishlaydiganligini ko'rish bilan o'tkazmoqchi ekan. Islom hamkorlik tashkiloti Xitoy Arab Allari yig'inidan xursand ekanligini bildirdi. Islom hamkorlik tashkiloti Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda chaqirilgan Xitoy Arab Allari boshliqlar yig'inining natijalaridan xursand ekanligini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bildirilmişçe, İslam Hemkarlık Teşkilatı Başkatibi Hüseyin İbrahim Taha, başlıklar yığını neticelerinin Arap elleri Xitay dostluğunun ortak menfaatlerine hizmet kıladığı hem de Arap devletleri bilen Xitay ortasındaki hemkarlık ve ihtibaktaşlıkını yeni hareketlendirgüç küçüge eriştirdiği anlıkını etkan. Başlıklar yığınının neticelerinin xursan işgallikini eskertken Taha, Saudi Arabistan'ın başlıklar yığınının ötküzülüşü üçün oynayan başlamçılık rolünü maqtığan. Bayanatı təkidlenişçe başkatıp Taha Saudi Arabistan Taşkışla Vaziri Faysal bin Farhan'ın təklifine binaen yığınğa qatnaşqan. Tünügün Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da Xitay reisi Xi Jinping'den sırtiyana Arab devletleri rehberlerinin iştirak kılışı da Xitay Arab devletleri başlıklar yığını ötküzülgen idi. Yığından keyin elan kılınğan Riyad bayan namısta əskertilişçe başlıklar yığınında Xitayning bir belvağ bir yol teşebbüsünü kollaş, tərəflər ötürsüdeki hemkarlıqını küçeydiş ve kiler qıtımlıq başlıklar yığınını Xitayning paytaxtı Beijing'de ötküzüş karar kılınğan. Bunundan başka yana Palestin meselesinin ötür şarıqının asaslıq meselesi ihkallike ve bu meselege iki devletlik tüzüm endisige asasen adil ve özül kesil hal kılış çağrısı tepişinin zörürlüke Suriye, Liviya ve Yemen'deki krizislerini hal kılış üçün halkaralıq ve rayolluq seviyede ortak hareket kılışının muşimliği tekilengen. Mezkur yığında Xitay reisi Xi Jinping Palestin meselesi de söz kılıp, Palestin halkı körüvatkan zulümden bu şekilde devam kalalmaydı gallıqını bildirip, Müslümanlarını aldaşkı tırışkan bulup, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi, İctimai Uçur Vasisi arqılıq bununla narazılıq bildirip, 1949 yıldan bu yan Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq yürgüzüvatkan, 20 mingga yakın camini yıkıp taşlağan, 8 milyon insanını ceza lagırığa kamağan, 40 milyon Müslümanını dünyadan ayırıp taşlağan, din, fikir, erkin yaşaş, seyahat erkinlikini çekilgen katil Xi Jinping'nin dünyanın mazak kılıvatkallıqını bildirip inkas kaydırdı. Avrupa Rusya'ya 9. kıtımlık embargo planını tayarladı. Avrupa İttifakı Komiteti Başlığı Ursula von der Leyen Rusya'ya karşı 9. kıtımlık embargo planını tayarlığalıqlarını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Avrupa İttifakı Komiteti Başlığı Ursula von der Leyen Twitter adresi de Rusya'ya karşı embargo planının tepsilatları düşündürülgen bir video hem bahirledi. O Rusya'nın Ukrayna'ya ölüm ve veyrancılık elip gelişini devamlaştırıvatkanlıqını bildirip, Rusya'nın puralarga ve ulu əslahalarga hücum kılıp, Ukrayna'nın kışbəsledi palaç əkvalıqı çürüşkü tırışıvatkanlıqını qayıt kıldı. O Ukrayna'nın devamlı kollaydı qalıqlarını əskertip, biz hazırgıçı icra kılıp kilovatkan 8 embargo planı Rusya'nı qiynavatıdı. Bugün 9. embargo planı bilen Rusya'ya bolgan besimli teximi küçeytimiz dedi. O, Avrupa İttifakı'nın embargo tizimlikiki təxminen 200 kişi ve kuruluşlarını kirgüdüşünü təklif kılgallıqını əskertip, tizimliknin Rusya armiyesinin ofisirleri, Rusya Dumasi ve Federasiya Kengişinin əzalarını, ministerler, şunlaqlı nurğun siyasetçilerini öz içi aladığallıqını qayıt kıldı. O, Ukraynalıq küçük ballarını Rusya'ya elip kaçqallar ve Ukrayna'nın yezi egilik məhsulatlarını uğurluğallarının mı tizimliki kirgüzülgallıkını bildirdi. O, Rusya Rayonluq Terakiyat Bankası'nı tuluq sodi çekilmesi koyulğalıqını, 3 bankı'nı embargo yürgüzülüşünü təklif kılğalıqlarını əskertip, bunların maksatının Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin maliyye vasitelerini üzüp taşlaş ikkallikini sözlerge ilave kıldı. O söz diyene Rusya'nın her türlük uçku ve drollarga erişişini üzüp taşlaymız. Uçku motorlarının Rusya'ya ve İran'a okşaş Rusya'nı bu xil mahsulatlar bilen təmilliyalaydıgan 3. devletlerge eksport kılınışı mı çekilindu dedi.
o Rusya'nın tətür təşviqat qilishinin mi aldını aladığallıqlarını bu ramkıda Rusya'nın 4 televiziya kanalığı embargo yürgüzüldüğallıqını uxturdu. O yana Rusya energiyesi ve kançılıq sahasiga karşı teximi küçülük iqtisadi tədbirlerinin yolu qoyuluşunu mu təklif qilimiz dedi. Avrupa İttifaqı Komiteti təkliflerinin icra qilinishi üçün Avrupa İttifaqı'a əza dövlətler təsdiqlişi kerekken. Germaniyada yeni dövlət quruşunu nişan qılğan terrorluq təşkilatına qarşı hərəkət elib verildi. Germaniyada bütkül məmləkət miqyasında elib verilğan hərəkətdə 25 kişi nəzarətə alındı. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərində bildirilsə, Germaniya Təftiş Məhkəməsi gumandarlarını Germaniyanın əsası qanun tərtibinə ağdırıb təşləş və 1871-ci ildəki Germaniya imperiyasını ülgə alğan bir dövlət qurub çıxış məqsədində terrorluq təşkilatı quruş bilən ayıplamaqdə. Qolga ilingan gumandarlarının Germaniya parlamentiga hücum qilishni planlaganligi ve hazırkı başminister Olaf Scholz'a mı ölüm cezası berişini planlaganligi bildirildi. Qolga ilingan gumandarlarının içinde sabık askerlerinin mi barlığı malum. Növbette bu teşkilat içkirilib tekşürülmekte. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki programımızda görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.